Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet kardeşlerim, bu haftanın ikinci dersine başlıyoruz. Elhamdülillah. Gördüğünüz gibi aşırı şerifle Kur'an-ı Kerim okuyarak başlıyoruz. Neden? Çünkü Kudüs Lisesi'nde olan kardeşlerimiz, onlar Vedduha'dan Elem Tere'ye kadar olan sureleri okuyacaklar. Biz de inşallah onları tek tek okumuş oluyoruz. Yani dün Alak suresini okuduk, bugün Kadir suresini okuduk. Yarın inşallah Beyyine suresini okuyacağız. Böylelikle Elem Tere'ye kadar okumuş olacağız. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz son okuma şekli bizim okuduğumuz gibi olacak. İnşallahu Teala. Hamdolsun böyle böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Biz gayret bizden olsun. Bereket Allah'tan niyaz ediyoruz. Muvaffakiyet Allah'tan diliyoruz. İnşallah güzel bir yola Mevla bizi soktu. Bu fırsatları değerlendirelim. Bu gibi derslerle kalplerimiz nurlanıyor, rahatlıyoruz, ilmimiz artıyor. Ve mevzu nedir? Allah'a Celle Celaluhu güzel kul olmak. Mevzu nedir? Rabbimizin rızasını kazanmak. Dünya imtihanını kazanıp ahirette de cennetine, cemaline kavuşmak. Allahu Teala cümlemize nasip etsin kardeşlerim bu güzellikleri. Nefsimizin şerrinden, şeytanın tuzaklarından da Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin kardeşlerim. Şimdi bugün sizlere geçen hafta ve dünkü derslerimizde genel itibariyle hep namazla ilgili soru cevap yazdık ve namazla ilgili kılınış şekilleri, neleri okuyacağız, neleri okumayacağız, bunlarla ilgili dersi yaptık. Bugün namaz bitiyor. Normal sorularımıza geçiyoruz inşallah. Bugün 125. soruyu yazacağız kardeşlerim. 125. sorudan 128. soruya kadar sorulacak. Bugün de yine kıssamız var. Tabii kardeşlerimiz selam veriyor. Bir numune, selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Zeynep, merhaba hocam, merhaba. Yavuz kardeşim aynı şekilde. Hepinizin selamını alıyorum, aleyküm selam diyorum. Nasılsınız hocam diyen var. İyiyim elhamdülillah. Sizlerle olunca daha da iyi oluyorum. Yani günümüz, gecemiz daha bereketleniyor, huzur buluyorum. Sizlere kavuşmak için dört gözle bekliyorum. Bendeki heyecan bu. Yani ben Rabbim bunun sevgisini kalbime koydu.
Ve hamdolsun çok güzel kalbime bir feyiz geliyor sizinle beraber olduğum zaman. Allahü Teala daim etsin inşallah. Sizle iyiyim, sizle güzelim. Onu demek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Çok çok istifade etmeyi cümlemize Allahü Teala nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. 50 kişi oldu. Evet, 50 kişi olduk. Arkadaşlar katılıyorlar. Şimdi evet. Yazmaya başlayalım mı arkadaşlar? Evet, siz de duygularınızı söylüyorsunuz. Hocam biz de sabırsızlıkla akşamı bekliyoruz diyor. Allah razı olsun. Demek ki duygular karşılıklı yani. Hakikaten öyle. Aynı duyguları biz de yaşıyoruz hocam diyen kardeşlerimiz var. Biz de seviyoruz hocam diyen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Demek ki duygular karşılıklı. Allah koydu. Bu da Allah'tan olan bir şey. Elhamdülillah Rabbim daim etsin. Evet. Bugün de ben size soru soracağım. Yine namazla ilgili soru soracağım. Özellikle 100. sorudan sonrakileri soracağım. Son sorular biraz onlara değinemedik. Onları soracağım inşallah. Şimdi arkadaşlar isterseniz bugünkü sorularımızı bir yazalım. Yani mesajları da müsaadeniz olursa herkes diyor biz de keyifle bekliyoruz hocam diyor. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Daim etsin. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdi bir miktar kapatayım şu soru cevabı yazayım. Kıssamı anlatayım inşallah. Sonra tekrardan böyle görüşeceğiz. Evet. Şimdi 125. soruyu yazıyoruz arkadaşlar. Kağıt kalemimizi alıyoruz. 125. soru. Ahiret ne demektir? Ve ahirete iman nasıl olmalıdır? Ahiret ne demektir? Ahirete iman nasıl olmalıdır? 125. soru bu. Yazıyoruz arkadaşlar. Seri bir şekilde yazalım. Tam yetişemeyenler inşallah bu program kayıt olduğu için sonradan da tamamlayabilirsiniz kardeşlerim. Cevabını söylüyorum. Ahiret, virgül, kıyametin kopup bütün canlıların öldükten sonra. Tekrar okuyorum. Ahiret, kıyametin kopup bütün canlıların öldükten sonra yeniden dirilişi ile başlayan sonsuz bir hayattır. Sonu olmayan bir hayattır. Sonsuz bir hayattır. Baştan okuyorum. Ahiret, kıyametin kopup bütün canlıların öldükten sonra, bütün herkes ölüyor, ondan sonra yeniden dirilmesiyle başlayan sonsuz bir hayattır. Nokta. Şunu da yazıyoruz. Ahirete inanmak farzdır. Hani inancımız nasıl olacak? Kesin olacak. Şüphe olmaz. Ahirete inanmak da farzdır. 126. soruya geldik kardeşlerim. 126. soruya geldik. Şu arka fon biraz çok açık olduğu için şunu ben çekeyim arkadaşlar. Evet. Yani bu arka fon dediğim çekim için değil, evin perdesini çektim yani. Evin perdesi o taraftaydı, bu tarafa aldık. Fon gibi gözüküyor. Biraz önceki sanki böyle gözümüzü alıyordu. Bu daha iyi kardeşlerim. Şimdi 126. soruya geldik. 126. soru. Kıyamet ne demektir? Kıyamet ne demektir? Cevap.
Allahu Teala'nın takdir ettiği zaman gelince, Allahu Teala'nın takdir ettiği zaman gelince, virgül, virgül, İsrafil aleyhisselamın, bu bilgiyi biliyoruz zaten. İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle, işte birinci üfleyiş bu, sura üflemesiyle yerler ve gökler parçalanacak, yerler ve gökler parçalanacak, virgül. İçindeki her şey helak olacak. İçindeki her şey helak olacak, nokta. İşte bu büyük olaya kıyamet denir. İşte bu büyük olaya kıyamet denir, nokta. Tekrar okuyorum. Allahu Teala'nın takdir ettiği zaman gelince, İsrafil aleyhisselam sura üflemesiyle yerler ve gökler parçalanacak. İçindeki her şey helak olacak. İşte bu büyük olaya kıyamet denir. 127. soruya geldik. 127. soruya geldik. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Cevap: Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allahu Teala bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allahu Teala bilir. Nokta. Müslüman için önemli olan virgül. Virgül, Müslüman için önemli olan ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanmaktır. Ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanmaktır, nokta. Şunu da yazın. Evet. Ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanmaktır, nokta. Ölen bir kişinin ise kıyameti zaten kopmuştur. Çok güzel bir cümle. Ölen kişinin ise zaten kıyameti kopmuştur. Yani onun kıyameti kopmasına gerek yok. Onun kıyameti koptu. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. İşte önemli olan ne diyor arkadaşlar cevapta? Kıyametin ne zaman kopacağı tabii Allah biliyor da biz kıyamete hazır mıyız? Kıyamet koptu. Biz hazırlıklı mıyız? Allah'a hesabımız nasıl verilecek? Amelimiz var mı? Ne götürüyoruz? Buna bakalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki yarın ahirete neyi götürdüğünüze bir kişi baksın diyor yani. Hazırlığınıza bakın. Biz hazır mıyız? Namazımız hazır mı? Kur'an'ımız hazır mı? Allah'ın emirlerini yerine getiriyor muyuz? Harama helale dikkat ediyor muyuz? Bizim için önemli olan bu. Yoksa kıyamet, onu Allah biliyor ne zaman kopacak. 128. soru, son soru kardeşlerim. Ölüm ne demektir? 128. soru, son soru. Ölüm ne demektir? Bu insanlar ölüyor. Ne demek? Öldü. Ne demek yani? Ölüm ne demek? İnsan yok olmuyor. Bak bak. Ölüm insanın yok oluşu değil. Onun için bu soru çok güzel ve önemli bir soru. Cevabını yazın. Ölüm ne demektir? Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasına ölüm denir. Ruhun bedenden ayrılmasına ölüm denir, nokta. Bu kadar. Şimdi insanda iki şey var. Noktayı koyun, beni dinleyin şimdi arkadaşlar. Ölümü anlatıyorum şimdi. Şimdi bizde bir bedenimiz var, bir de ruhumuz var. Bedenimizde olan kalbimizin atması, kanların dolanması damarlarımızda, yememiz, içmemiz bu insanın can tarafıyla alakalı, canı.
Canı var, bir de ruhu var. Bir kişi mesela uyuduğu zaman ruhu ondan çıkıyor, canı kalıyor. Ruhu ondan çıkıyor, canı kalıyor. İcabında hiç gitmemiş olduğu yerlere gidiyor. Mekke'ye gidiyor, Kabe'ye gidiyor. Rüya görüyor. Görmediği, gitmediği yerleri görüyor mesela. İşte yatakta olan beden. Onun yanında, o bedenin yanında konuşuyorsun, duymuyor. Gözleri var, uyuyor adam, görmüyor. Kulağı var, işitemiyor. Kolu var, elini kaldırıyorsun, bırakıyorsun, tutmuyor. Eline bir şey veriyorsun, tut diyorsun, tutmuyor. Niye? İşte bu işleri yaptıran, görme, kuvveti işitme, tatma, tutma, anlama, düşünme hep ruh bedendeyken meydana geliyor. Ruh ayrıldı mı can kalıyor. Ölüm de ruhla canın bir anda ayrılması. Yani ruhla o can da ayrıldı mı insan ölmüş oluyor kardeşlerim. Tabii ikisi de ayrıldı mı ne kaldı? İnsan kütük gibi, tahta gibi bir şey düşünün. O kaldı. Ama bu ruh ne oldu? Bu ruh işte gideceği yere götürülüyor. Berzak alemi diyoruz ya, kabir alemi ya da berzak alemi. Ya güzel bir şekilde bekletiliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çocuklar bunu da sorarım size, yıldızlık bir soru. Ölen bir kişi ya cennet bahçesinden bir bahçeye koyulur ya cehennem çukurundan bir çukura konulur. Hani soru cevapta dedik ki ölen kişinin kıyameti kopmuştur zaten. Ya cennet bahçesinde bekletiliyor ya cehennem çukurunda bekletiliyor. Onun kıyameti kopmuş. Allahu Teala bizi iman üzere yaşayıp ölmeyi ve kabrimizi Rabbim cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını bizlere nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Ve bu herkesin başına gelecek. Genç, yaşlı. Bakın dedelerimizin babaları neredeydi? Yaşıyorlardı bu topraklar. Şimdi yok. Sıra bize geldi. Biz öleceğiz. Bizden sonra çocuklarımıza gelecek. Böyle bu devran Allah'ın takdir ettiği zamana kadar gidecek. Rabbim bunu anlamayı cümlemize nasip etsin kardeşlerim. Şimdi geliyorum bugünkü kıssamıza. Bugünkü kıssamız kardeşlerim, tevekkülle alakalı bir kıssa anlatacağız. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Musa Aleyhisselam'ın annesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etme hadiselerini Kur'an'dan anlatacağım ben size. Bu bilgiler de sahih bilgiler, bunu bilelim inşallah. Şimdi Firavun denen bir kafir vardı. Şimdi herkes bana bakıyor, beni dinliyor arkadaşlar. Birazdan açacağım inşallah. Yorumları açacağım, sizlerle de konuşacağız. Firavun kahinleri dedi ki Firavun'a, bir tane çocuk doğacak dedi. Hem burada Allah'ımızın kudretini, bunlar hep Kur'an'da geçiyor bu hadiseler. Kudretini görmüş olacağız. Bir çocuk doğacak Firavun'a dediler kahinleri. O çocuk senin saltanatını elinden alacak dedi kahinler. Kahinlere de inanıyor. Kahincilere de inanıyor. Ve Firavun bir ferman yayınladı. Dedi ki madem bu çocuk doğacak, ne zaman doğacak dedi. İşte bu seneler doğacak. O çocuk dünyaya gelecek. Kahinlik yapıyorlar. Ve Musa Aleyhisselam Firavun bir ferman yayınladı. Yeni doğan çocuklar öldürülüyor. Ama erkek çocuklar öldürülüyor. Kahinciler dedi ya bir çocuk doğacak alacak. O da şimdi bütün çocukları öldüreyim o zaman. O benim tahtımı alacak çocuğu da öldürmüş olayım diyor. Bu şekilde çocukları öldürmeye başladıktan sonra yeni doğan çocuklar, erkek çocukları. Adamları, arkadaşları dediler ki Efendimiz siz bütün çocukları öldürüyorsunuz. E peki bu çocuklar bizim yarın hep hizmetçimiz oluyor. Tarlada çalışıyor, inekleri sağıyor. İşte bize hizmet ediyor, yemek yapıyor. Ahırları temizliyor, bahçelerimizi suluyor vesaire. Yani bunlar çalışıyor, işçi bunlar. E bu erkek çocuklarını öldürüyorsunuz hepsini. O zaman biz dedi kime çalışacağız? Hani biz ağayız, biz çalışmayız. Bunlar bizim hizmetçilerimiz. Ne olacak dedi. Firavun dedi ki doğru diyorsunuz dedi ya. O zaman şöyle yapalım dedi. Bir sene öldürelim dedi, bir sene öldürmeyelim dedi. Bak 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 bak. Akla bak. Bir sene öldürelim, bir sene öldürmeyelim. Hemen şimdi sizin aklınıza geliyor ki, şu an aklınıza geleni söyleyeyim.
Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı öldürmediği sene gönderdi. Değil mi? Bir sene öldürüyorlar, bir sene öldürmüyorlar ya. Allah da öldürmediği sene gönderdi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı öldürdüğü sene gönderdi. Öldürdüğü sene gönderdi. Dikkat edin. Tabi annesi Musa Aleyhisselam'ı doğurdu. Sakladı, gizledi. Yani ne kadar gizlese de duyuldu. Dediler ki işte bu evde de bir çocuk dünyaya geldi. Musa Aleyhisselam'ın evini gösterdiler. Son çare, son had. Annesi bütün tedbirleri aldı ama duyuldu. Ve askerler geliyor Musa Aleyhisselam'ın annesinin yanına, onu alacaklar. Allah kalbine bir ilham verdi annesinin. Kız kardeşi de vardı Musa Aleyhisselam'ın. Sepete koydu ve suya, nehre, evlerinin önünden akan nehrin üstüne koydu. Allah ona o ilhamı verdi yani. Biz onu sana tekrar döndüreceğiz dedi. Allahu Teala ilham etti ona. O da Allah'a tevekkül etti. Rabbim bu şeyi bana verdi, bu duyguyu. Ben de salıyorum bunu. Bak, sandığa sepete koydu, suya bıraktı ki. Çünkü niye? Bırakmasa Firavun'un adamları gelecek alıp öldürecek. Ne oldu hocam sonra? O çocuk nereye gitti sandıkla? Suda, nehirde böyle döne döne gidiyor, bir tarafa doğru gidiyor. Nereye gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Nereye gitti? Dikkat edin. Firavun'un sarayının bahçesi. Bahçede, nehrin kenarında bahçesi büyük. Geldi o sandık bahçenin kenarında durdu. Firavun'un hanımı Asiye validemiz, ki cennet annelerinden, Asiye validemiz cennet hanımlarından, bir baktı ki sarayın bahçesinin kenarında, suyun kenarında bir sandık var. Hemen hizmetçilerini çağırdı. Çıkarttı sandığı. Bir baktılar ki içinde bir bebek. Bakıyor böyle, bebek bakıyor. Asiye validemizin de çocuğu yoktu. Allah ona bir aşk verdi, bir sevgi verdi. Şimdi çocuğu aldılar ama Firavun'a ne diyecekler? Firavun hep çocukları öldürüyor ya. Firavun geldi akşam. Dediler ki, Asiye validemiz dedi ki, ya bir tane çocuk, bizim çocuğumuz da yok. Bir nur topu gibi bir çocuk, bak sudan geldi böyle. Bizim de çocuğumuz da, gel buna bakalım. Olurdu olmazdı, olurdu olmazdı. Firavun kabul etti ve Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayına girdi bebekken. Sonra tabi bebek ya, buna bir süt anne bulunacak. Çünkü süt emiyor, daha yeni doğmuş çocuk. Süt verilmesi lazım. Firavun bir ilan etti. Süt annesi aranıyor. Çok yüklü para verilecek. Hem de sarayda kalacak. Çok parası da çok olacak. Firavun şey daha yani, padişah, kral yani. Çok zengin. Bütün kadınları denediler, kimsenin memesini tutmadı. Annesine sıra geldi. Annesi de girdi o sıraya. Annesinin memesini tuttu, sütünü tuttu. Annesine de dedi ki, Firavun sen de burada kal. Bak Allah demiş diye biz sana döndüreceğiz onu. Bak gönderdi. Şimdi öldürmek istediği Musa Aleyhisselam'ı Allah nerede büyütüyor kardeşlerim? Nerede büyütüyor? Öldürmek isteyen adamın evinin içinde büyütüyor. O büyütüyor. Hadi yani Allahu Teala şunu diyor. Hadi öldür bakalım, öldürebiliyor musun? Yani kendi elleriyle büyüttürüyor Allahu Teala. Bir kere ne oldu biliyor musunuz? Tabii Firavun'un da sakalları var. Musa Aleyhisselam Firavun'un sakallarıyla oynuyor. Yaşı işte 2 yaşlarında. Pat 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 falan. Bir defasında bir tokat attı şeye, Firavun'a. Firavun hanımına dedi ki, hanım dedi, bu bana dedi çok hain vuruyor dedi, bak dedi. Çok sert vuruyor dedi. Bu o çocuk olmasın dedi. Bak bu çocuk olmasın. Bunun tokatı çok hain oluyor diyor. Sert tokat atmış. Ya olurdu olmazdı, ben dedi bunu imtihan edeceğim dedi. Bu akıllı dedi bu çocuk. Bu çocuk akıllı dedi. Bu bana kasıtlı vurdu dedi. 2 yaşındaki çocuk. Asiye validemiz dedi ki, ne anlar dedi. Çocuk dedi işte, senle oynuyor dedi. Yok dedi, imtihan edeceğim. Bir tarafa altın koydu. Bir tarafa ateş koydu. Dedi ki, bu eğer altına doğru giderse, bu akıllı bir çocuk, ben bunu öldüreceğim dedi. Yok, ateşe giderse çocuk. Yani çocukluk yapıyor. O zaman tamam, serbest bırakacağım. Bıraktı Musa Aleyhisselam arkadaşlar.
Musa aleyhisselam hızlı hızlı emekli emekli altınlara giderken Allah yarı yoldan çevirttirdi onu ateşe doğru. Kor ateş. Geldi bir de kor ateşi de aldı da ağzına da attı. Hemen o ara zor yetiştiler. Musa aleyhisselamın deniliyor ki peltek oluşu oradan kalıyor. Kim koruyor? Allah koruyor. Halbuki o tarafa gidiyordu. Onu kim çevirdi ateşe doğru? Allah çevirdi. Firavun'un sarayında kim büyüttü? Allah büyüttü. Bu neye benziyor? İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Allahu Teala ateşe dedi ki Halilim dostum geliyor yakma dedi. Ateş bahçe oldu. Kim korudu İbrahim aleyhisselam? Allah korudu. Aynı Allah şimdi de var arkadaşlar. İşte biz bu Allah'ı memnun etmek için bu dersleri yapıyoruz. Biz bu Allah'a güzel kul olabilmek için bu dersleri yapıyoruz. Biz Allah'ın rızasını kazanmak için bu dersleri yapıyoruz. Ya Allahu Teala ibret almayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir de tabi bunlar nedir? Hep tedbirden sonra tevekküldür. Kadın elinden gelen korumayı yaptı. Musa Aleyhisselam annesi ama baktı ki artık çare yok suya bıraktı. Peygamber Efendimiz de Mekke'den Medine'ye giderken diyelim ki Mekke burası Medine önüm diyelim ki. Hani Peygamber Efendimiz'i öldürmek istediler ya Peygamber Efendimiz tedbiri alıyor bakın. Ne yaptı? Gece şu saat gel dedi Ebubekir Sıddık'a. Develeri hazırla şurada dursun dedi. Bakın tedbirden birisi de Medine'ye gideceğini müşrikler biliyor. Yol böyle ama Resulullah tam tersine gitti. Bu tarafa doğru uzaklaştı. Sevir terste. Bak tedbir. Develeri hazırladılar, erzaklarını aldılar, kaçıyorlar, saklanıyorlar. Bunlar nedir? Tedbir. Ama öyle bir noktaya geldi ki zalimler, müşrikler Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ebubekir Sıddık'ın izini buldu. Mağaranın dibine kadar geldi. Başlarını eğseler görecekler mesela. O an ne yaptı? Allah bizimle. Allah'a tevekkül ettiler. Biz Allah'ın emriyle iş yapıyoruz. Rabbim bizi korur dediler. Korudu mu? Korudu. Ne gibi? Musa Aleyhisselam'ın sarayda büyüttüğü gibi. Ne gibi? Hazreti Musa'yı denizde koruduğu gibi. Denize otoban yaptığı gibi. Ne gibi? Hazreti İbrahim'i ateşte koruduğu gibi. Hazreti Muhammed'i de mağarada müşriklerin dibine kadar geldiği o anda Peygamber Efendimiz'i korudu. O Allahu Teala bizi de korur mu? Korur. Ama öyle imana sahip olursak, öyle amele sahip olursak, güzel kul olursak biz de daraldığımız zaman Allah da bize yardım eder kardeşlerim. Rabbimizin yardımını kazanmayı, ona hakkıyla tevekkül etmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Şimdi yorumları açıyorum inşallah arkadaşlar. Tabi bu dersten sonra büyüklerle dersimiz inşallah başlayacak bir 10-15 dakika sonra. Büyüklerle derse siz de katılın arkadaşlar. Büyüklerle ders artık büyükler çocuklar, çocuklarla derse büyükler katılıyor. Büyüklerle derse çocuklar katılıyor. Hepiniz katılın inşallah. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim bir Ali Küpeloğlu YouTube kanalımız vardı. Var hala var. Ama o pek aktif değildi. Aktif değildi o kanalımız. Bu Instagram kanalımız daha aktif gidiyor. Ancak orada da bir çalışma yapalım dedik. YouTube kanalında. Bugün ben orada saat 2:30'da size söylemiştim. Kısa bir sohbet yaptım. Dünkü anlattığım kıssayı orada anlattım. Allah nasip ederse arkadaşlar düzenli bir şekilde ben haftada bir haftalık sohbet yapacağım. Orada. Canlı olarak. Bu sohbeti de büyük ihtimal yani onun gününü belirleyeceğim. Saat 9:30-10 gibi akşam sıralarında olacak. Bir yarım saat 40 dakikalık bir sohbet yapacağım canlı. O sohbeti her hafta oraya atacağım. Oradan da takip edin bizi inşallah. Orayı da biraz şey yapalım. Oradan da hizmetimiz olsun. Allah nasip ederse. 1750 mi 1800 abone olmuş farkında değilim. Yani zaten 1000 abonesinde canlı yayın hakkı veriyorlar. Biz de onu orada yapalım inşallah. Hatta şunu da düşündüm. Ben çocuklarla dersi oradan da yapayım diye. Bugünkü görüntülere baktım, çekime baktım. Gayet güzeldi yani. Yani oradan da olabilir. İnşallah Rabbim en güzel şekilde karar almayı bize nasip eder. YouTube canlı ders bulamadım hocam dedi. Arkadaşlar YouTube'a Ali
Küpelioğlu yazın. Hoca yazmayın. Ali Küpelioğlu yazın. Sonra bizim yüzlerce sohbet çıkıyor. Oradan aşağı doğru kayın aşağı doğru. Benim kafam gözüküyor orada. Şöyle yuvarlak bir şey içerisinde kafam gözüküyor. Ali Küpelioğlu diyor. Oraya girmeniz lazım. Girdikten sonra benim kafamı görüyorsunuz orada. Abone ol. Bak yazıyor. Bak Ali Küpeloğlu'nun çıkıyor zaten. Oraya abone olun. Ora şimdi çoğu kardeş hocam sizin mi diyor. Bizim orası. Bizim resmi kanalımız orası ama dediğim gibi 1750 tane şey var. Abonemiz var. Hem orayı canlandıralım ve orada düzenli sohbet yapacağız. Camide yapmış olduğumuz sohbetleri Mimar Sinan yayınlıyor ama Mimar Sinan'ın yayınladığı bütün sohbetler bizim o kanalda olacak ama bizim kanaldaki olan sohbet belki Mimar Sinan'da olmayabilir. İnşallah. YouTube canlı yayına nasıl gireceğiz? Onun saatini ben size söyleyeceğim burada. İnşallah. Yani şu an benim aklımda olan kardeşlerim yani ya cumartesi ya da pazar ya cumartesi ya da pazar. Şöyle 10 gibi yapıp sohbet ama sade sohbet olacak. Sohbet programı canlı olacak. Onu da oraya yükleyeceğiz. Evet bugün katılanlar vardı. Gördüm. Laz kızı Oflu katıldı. Kokonatlu katıldı. Gördüm. Bunlar bizi hiç bırakmıyor. Allah razı olsun. Yaklaşık bir 30 kişi kadar katıldı canlı yayına. Şu an o yayın orada var. Ona bakarsınız. Allah razı olsun. İlk videoyu tıklayın, abone olun diyor. Bak bu bak böyle dağ kuşu. Bizim arkadaşlar derdimiz şu. Derdimiz bu güzelliği bütün arkadaşlara yaymak. Bizim abonemiz artmış. Bizim şu bizim öyle bir derdimiz yok. Derdimiz yani diyelim 100 kişi ise 200 kişi, 300 kişi faydalansın. Allah'ın dini anlatıyor. Bizim böyle bir reklamdır, bir şeydir. Böyle bir şeyimiz yok yani. Biz elhamdülillah Allah her şeyimizi vermiş. Bundan sonra derdimiz Allah olacak. Dini mübin İslam'ı güzel yaşamak olacak. İnsanlara faydalı olmak olacak. Dini öğretmek olacak. Bu olacak kardeşlerim. Evet. Katılan kardeşlerim var. Görüyorum. Allah razı olsun. Şimdi gençlerimizden, çocuklarımızdan birkaç kişiyi alayım da birkaç soru sorayım. Yüzüncü sorudan sonrakileri sormayı düşünüyorum. Yüzüncü sorudan sonrakileri. Beni alır mısın? Evet ama soruya cevap verebilecekleri alayım arkadaşlar. Beni alır mısın diyorsunuz. Alıyorum. Soru soruyorum. Ben bilmiyorum diyor. O zaman beni alır mısın deme. Yani sorulara cevap verecek olanlar katılsınlar. Tekrar ediyorum. Sorulara cevap verecek olan katılsınlar. Selamünaleyküm Yarın hocam. dersimiz var. Evet, yarın dersimiz var arkadaşlar. Yarın sabah saat 10'da 10'la 12.30 arası arayalım inşallah. Zeynep duyuyor musun? Hocam, ben Ecrin için girmiştim hocam. Fatma Ecrin hiç derse canlı dersi almadınız hocam. Zeynep siz düğünde misiniz? Çok Hayır böyle hocam. niye Fatma Ece'nin kafasında kurdele var bir şey var böyle daha şey Biz gözüküyor. hocam Fatma Ecrin'in tacı hocam. Tamam. Peki soru sorayım mı Fatma Ece'ne? Namaz kimlere farz? Hocam Fatma Ecrin Efendim? hocam bize bir Zeynep, şey geliyor da senin öğretim yayın süresi doldu sıkıntılı. diyor. Ama sesin gelmiyor. Hocam sizinki geliyor. Tamam cevap verin. Namaz kimlere farz? Hocam biz şey için aramadık ki ne Fatma Ecrin'in için aradık hocam. Fatma Ecrin hiç canlıya girmedi hocam çok üzülüyordu. Tamam Fatma Ece nerede? Hani girsin canlı yayına. Burada hocam. Ha gelsin hadi girsin. Hadi o gelsin. Seni görüyoruz. Hocam geldi. Hocam Yanında kimi isterseniz Fatma? bizi kapatın çünkü hocam donuyorsunuz. Hocam siz de biz de donuyoruz hocam.
Ben de aynısını söylüyorum. Kapatalım seni. Evet. Arkadaşlar, derse katılacak olanlar cevap verecek olanlar katılsın. Bak ders yapıyoruz şu an dersteyiz. Ben cevap verebilirim hocam diyenler katılsın. Evet. Şu an güzel. Bakıyorum şimdi. Beni alın diyeni alacağım. Dağ kuşu Zeynep. Ben cevap veririm diyor. Dağ kuşu Zeynep. Evet. Selamünaleyküm. Dağ kuşu Zeynep. Evet. Hemen sorulara geçiyorum. Hazır mısınız? Evet hocam, hazırız. Namaz kimlere farzdır? 103. soru. Müslümanlara ergenlik çağına Yalnız çocuklar çekmiyor ya. Çekmiyor, çekmiyor. Yani ya yanlış yerdesiniz ya wifi'niz çekmiyor. Şu an iyi. Şu an hocam iyi. sesiniz Evet. geliyor mu? Geliyor mu? Senin sesin geliyor. Şu an iyi. Bir daha söyle. Namaz kimlere farzdır? Müslümanlara ergenlik çağına aklı başında olanlara. Namazın önem ve faziletinin bazılarını söyler misin? Hocam, cemaatle kılınması birlik Evet. beraberlik beş vakit namaz Evet. bir Müslüman olmanın alametidir. Hakkıyla kılınan Ablan söylesin, ablan söylesin. Bak ses kesik geliyor. Evet. 105. soru, ablan söylesin. Farz ne demektir? Efendim hocam? Farz ne demektir farz? Hocam farz Allah tarafından istenmiş olan şeyler. Doğru. Sesin kesik geldiği için bu kadar alabildim. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Arkadaşlar sesi görüyorsunuz. Kalp atmayın diyor. Bir kişi daha alacağım. Ses yankılı. Evet donuyor. Doğru. Evet. İsmail Han. İsmail Han. Selamünaleyküm. Aleykümselam İsmail Han. Görüntün yok. Hocam, babam izin vermiyor. Tamam. Sesin geliyor şu an. Ses güzel. Sana soru soralım mı? Evet hocam. Vacip ne demektir? Vacip nedir? 107. soru. Yapılması kesinlikle derecesinde bir delille sabit olmayıp kuvvetli bir delille sabit olan şeylerdir. Peki 108. soru. Müekkes sünnet ne demek? Peygamber Efendimizin hiç kaçırmamış
İbadetleri diyelim. Peygamber Efendimizin devam edip pek az yapmadığı ibadetlerdir. Sünnet-i gayrimüekket ne demek? Gayrimüvekkette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet maksadıyla bazen yapmış olduğu ibadetlerdir. Hangi sünnetler gibi mesela? Yatsı ve ikindi namazının ilk sünneti gibi. Sünnet-i Hüda ne demektir? Onu hocam bilmiyor. Tamam. Aferin. Yine bayağı bildin. Aferin sana. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Büyüklerle derse katılabilirsiniz inşallah. Bir 2-3 dakika sonra büyüklerle dersimiz başlıyor. Geceniz mübarek olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yarın da yine 8.45'te dersimiz olacak. İnşallah.